Şimdi efendim pek çok soru geliyor izleyicilerimizden. Aşı odaklı sorular var. Kendi durumunu soran izleyicilerimiz var ama öğretmenlerimiz çok yazıyor efendim bu. Acaba Sayın İlhan bilemiyorum tabii önümüzdeki günlerde nasıl bir değerlendirme olur ama. Yüz yüze eğitim meselesinde siz ne görüyorsunuz şu an gelinen noktada? Şimdi okul öncesiyle ilgili yazan eğitimcilerimiz de var, öğretmenlerimiz var, aşıyı soranlar var. Böyle giderse hani çocuklar daha çok eve vaka taşıyacak gibi görünüyor diye düşünenler var. Bilhassa da küçüklerimiz hani mesafe, maske onları kontrol etmekte bazen zorlanıyoruz diyen eğitimcilerimiz var. Ne diyorsunuz? Buyurun. Evet, okullar için biliyorsunuz iller karar alıyor. Örneğin Ankara'da e, hafta başında bir karar alındı. Sadece ilkokul çocukları ve anaokulu çocukları devam ediyorlar eğitime. Ortaokul ve liseler devam etmiyorlar. Hı hı. Tabii illerdeki yoğunluğa göre demek isterdim ama artık iller arasında çok da bir fark kalmadı. Bu nedenle açıkçası o illerin kendi vakalarının çocuklardan kaynaklanmadığına, yoğunluğuna göre karar alması doğru olacaktır. Tabii burada öğretmenlerin aşılanması oldukça önemli ama öğretmenlerin aşılanmasının da bulaştırıcılığı engellemeyeceğini, onlar hasta olursa hasta olmayacağını, olmamalarını sağlayacağını yine ifade etmek gerekiyor. Konuşmanın başında da Mehmet Hoca söylemişti. Ee, okulların kapanıp kapanmaması gerçekten Pek çok ülkenin farklı uygulamalar yaptığı bir e, ana konulardan birisi. Örneğin İngiltere'ye baktığınızda İngiltere son dakikaya kadar okulları kapatmamayı düşündü. Almanya'nın farklı uygulamaları oldu, Fransa'nın farklı olduğu, Kanada'nın farklı uygulamaları oldu. Ama geldiğimiz noktada açıkçası olabildiğince çocukların okula gitmesine, okulları en son raddede kapatmayı savunmamız gerekiyor. Çünkü çocuklar yüzü olduğu zaman daha etkin bir eğitim alıyorlar. Tabii. Evde kaldıkları zaman da ayrıca bunun sonuçlarını Bakan Bey de açıklamıştı. Çocuklar evde kaldıkları zaman sadece evde kalmıyorlar ki dışarı çıkıyorlar, alışveriş merkezine gidiyorlar. sözlü olarak bir araya geliyorlar ve okula gidenlerle gitmeyen çocuklarla ilgili... ...daha önce dediğim gibi yanılmıyorsam bir ya da iki ay önceydi. Bir açıklama yapmıştı Bakan Bey ve e, evde kalan ya da dışarıda olan çocukların okula gidenlere göre virüs yönden ya da virüs pozitifliği açısından daha fazla olduğunu söylemişti. O yüzden aslında okullarda önlemler alınıyor biliyorsunuz. Çocuklar maskeyle gidiyor. Evet belki maske takmakta zorlanan çocuklarımız var ama Çocukların olabildiğince son dakikaya kadar yani artık salgın dayanılmaz hale gelene kadar okullara gitmesi ve bu aşamada tabii öğretmenlerin aşılaması da ağırlık verilmesi gerekiyor. Bu son bir iki günde biliyorsunuz e, sistemi takip ediyorsa izleyen kıymetli hocalarımız, öğretmenlerimiz peyderpey çeşitli meslek gruplarına doğru da aşılamanın açılına şahit oluyoruz. Zaten nasıldı? İlk planda biliyorsunuz 65 yaş üstleri ve sağlık çalışanları aşılanmıştı. Burada da iki tane yaklaşım benimsenmişti. Bir tanesi hasta oldukları zaman en çok ve vefat eden kişileri korumak, bir değeri ise sağlık çalışanlarını koruyarak sistemin ayakta kalması sağlamak. İkinci aşamada ise 50-64 yaş grubunda ise hem yine ikinci düzey deriz grubuna sahip olan orta yaşlı vatandaşlarımızın aşılanmasını sağlamak ve bunlar içerisinde de peyderpey örneğin kronik hasta olanlara öncelik verilmeye başlandı. Yine aynı şekilde çeşitli meslek gruplarına öncelik verilmeye başlandı. Yani biraz sabredersek Haziran başına kadar açıkçası pek çok vatandaşımızın hem meslek grupları hem de yaş grubu açısından aşılanacağını söylemek mümkün ama sistemden takip etmek gerekiyor. Bu açılmayı aşıdaki açılmanın nasıl olacağını olacağını bunu ifade etmek isterim. Anladım. Kemalettin Hocam buyurun e, konuşulanlarla ilgili eklemek istediğiniz varsa alalım yoksa e, yeni sorum olacak. Buyurun. Ben eklediklerimi eklersem öğretmenlerden büyük bir e, sosyal medya saldırısına uğrayabilirim. Neden? <laughs> Tabii ki dikkatli cümleler dikkatli cümleler kuracağım. Öncelikle şu okullardaki bulaş konusunda bir bilgiye ihtiyacımız var bizim. Dünyada yapılan çalışmalarda çocukların evet faktör alabileceğini ama faktör olabilecekleri en düşük yerin okullar olduğunu e, okuduğumuz makaleler var. Ancak bu arada e, okulların kapalı olduğu bir Kasım ayı var. Biz aslında şu veriyi bulabilsek Sağlık Bakanlığı'ndan Kasım ayında çocuklar hiç okula gitmezken hasta olanların içindeki okul çağı çocukların oranı ne? Şu anda okula giden ilkokul çocuklarının hasta e, ya da pozitifler içerisindeki oranı ne? Şimdi bu oranlara bakarsak büyük bir değişikliğinin olmadığını görüyoruz. Yani okullar bir bulaş odağı değil. Peki okullar bulaş odağı değilken 60 yaşın üzerindeki herkesin aşı e, var ve aşılandıysa, kronik hastalığı olanlar da aşılama programına alındıysa Geri öğretmenlerin 1 milyon 450 bin öğretmenin 60 yaşın üzerindeki ve kronik hastalığı olanlar da aşılandıktan sonra geri kalan bütün öğretmen arkadaşlarımızın normal toplumdaki diğer popülasyonla aynı olduğunu görmemiz lazım. E bu arada 400-350 bine yakın polis diğer taraftan bir onun iki katı asker bir o kadar jandarma e doktorlar aşıya ne zaman ulaştı cephede direkt çalışırken. Doktorlar da aşıya Aralık ayında ulaştı. Mart ayında, Şubat ayında başlayan süre içerisinde onlarca şehidimiz, onlarca hastamız var. Peki bizim aşımız yok diyerek sağlık çalışanları hizmet mi etmediler? Yani bir şeyi tartışırken böyle meslek ayrıcalığı içerisinde tartışmaktan yerine, konak dediğimiz, host dediğimiz yani bireyin içinde bulunduğu konum üzerinde tartışmamız lazım. Yoksa öğretmenleri bir tarafa ya da e, polisi, jandarmayı, doktoru, e, diğer taraftan öğretmenin yoğunluğundan daha yoğunluğu olan e, aynı yaş grubunda ve herhangi bir kronik hastalığı olmayan market kasiyeri ya da başka bir yerdeki e, bir avukat ya da başka bir yerdeki bir muhasebe memuru ya da bir mali müşavir böyle bir toplumsal meslek ayrımcılığının e, tartışmasını çok doğru bulmuyorum. Şu açıdan baştan itibaren söylediğim bir şeydi. Eğer okullar açılacaksa öğretmen arkadaşların 60 yaşın üzerindeki insanlar ve kronik hastalığı olanlar mutlaka aşılanmalı. Onlara da zaten Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle İşe gitmeme, uzaktan çalışma ve işe gitmeme hakları vardı. Kronik hastalığı olanlar ve virüsten etkilenme ihtimali olanlar. Kısacası şunu söyleyeyim. Öğretmen arkadaşlar e, açısından bir ülkede bunu çok net söylüyorum. En son okullar kapatılmalı, ilk okullar açılmalı. Ben eğitimin bu kadar uzun süre kapalı kalmasına Aynen. baştan beri itiraz eden bir kişiyim. Size bir cümle söyleyerek cümlemi size bırakacağım. Entübasyon kelimesini Türkiye Cumhuriyeti'nin 85 milyonu bu pandemi süresinde öğrendi. Evet. Yani solunum cihazına bağlanma. bağlanma. Peki entübasyon işini entübasyon işini kim yapıyor? 112 ambulanslarında çalışan paramedik dediğimiz çocuklar yapıyor bu işi. Yüzde kaçını ambulansların yüzde doksanında paramedikler bu işi yapıyor. Peki bu çocuklar kaç yıl okuyor? 2 yıllık bir meslek yüksek okulu mezunu bu çocuklar. Peki geçen sene Mart'ta bunları biz tatile gönderdik. Uzaktan eğitim dedik. Bu sene de dijital diploma vereceğiz. Yarın hangimizi apartmandan o entübasyonu hiç görmemiş, hiç yapmamış paramedik ambulansı alacak bilebiliyor muyuz bunu? Şimdi sağlığı koruyalım. Salgını evet ama bu ülkenin gelecek 50 100 yılını da korumak durumundayız. Şu anda esnafı, kafe restoranı ya da başka yerleri tartışıyoruz. Belki tam kapattık, yarım açtık, bilmem ne oldu. 6 ay sonra geçen yıl turizmdeki kaybımızı belki bu sene kapatacağız. Ama biz eğitimde, ilkokul, anaokul, okul öncesi de çağdan, üniversite bitirene kadar ki kaybımızı kaç nesil sonra kurtaracağız? Bu ülkeye karşı sorumluluklarımız var. Yani herkes mesleğinin belirli riskini taşıdığı için ve İran'ın Başak Hanım bakın, bugün bitecek. Ama yarın CNC tezgahını görmeden mezun olan makine mühendisi çocuğumuz bu dünyada başka bir ülkedeki makine mühendisiyle arge, inovasyon ve buluşta yarışacaklar. Nasıl yarıştıracağız biz? Üniversiteleri hiç açmadık. Bu mesleği evet, yani ya da bir başka bir madalyonun öğrencisiyle... diğer yüzü. Yani doğru Hocam değil. Gerçekleri unutacak yarışacağınız yarışacağınız ülkelerde de okullar kapalı yalnız. Onun için. Yani ben şeye katılmıyorum. Okullarda hiç hocam, yoktur düşüncesine katılmıyorum. Onu sıram gelince tamam. söyleyeyim. Tamam. Hocam, hoca, evet. hocam siz de bili, hocam birbirimizle e, literatür üzerinden tartışmak istemem. Ama Türkiye'deki okullar kapalıken siz de biliyorsunuz ki yüzün üzerindeki salgın olan ülkelerde okullar açıktı hocam. Yani bunların takvimsel tartışmasını yapmayalım. Amerika'da ya da Amerika'da bir realite bu. Benim söylediğim kapalı, bir. Fransız. Neyse benim sıram gelince söyledim. Tamam peki ee, siz tamamladınız Hocam, mı Sayın Aydın? E, şöyle şöyle yapalım Buyurun. isterseniz tamamlıyorum. Şöyle yapalım isterseniz e, ben ortaya e, önümüzdeki bir sürecin perspektifini koyuyorum. Ha, bu, Abi, tabii yok, bunun hayır, içerisine hani... Mehmet Hocaya şöyle bir destek verip Hocam bitirebilir miyim? Size şöyle bir destek verebilirim. Bunun devamında şunu söylerim derim ki. O zaman biz Aralık ayında 100 milyon doz aşıyı bulup bu toplumu hızlı bir şekilde 50 milyonu aşar, aşılayarak bu süreci aşmalıydık diyebiliriz. Ama doğru olan okulların açılarak bu ülkenin kayıplarının önüne hızlı geçme amacını başka ülkelerle kıyaslayarak doğrudan uzaklaşmamızın bir anlamı yok. Doğru budur, bu doğruyu başaramamışızdır. Bu ayrı mesele. Bunu ayrıca tartışırız.